Selam herkese, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelenleriniz için ben Dilan Sütemgül ve bugün bu videoda aşırı muntazam, harika, mükemmel cilt bakım ürünlerinden bahsedeceğim. Bunlarla birlikte cildimi ilaçsız bir şekilde sivilcelerden nasıl kurtardığımı anlatacağım. Umarım seveceğiniz bir video olur. Bu arada videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Eğer Instagram hesabından beni takip etmiyorsanız bence hemen takip edin. Çünkü orada zaten sürekli cilt bakımı ile ilgili ya da önerdiğim ürünlerle ilgili şeyler paylaşıyorum. İkinci olarak bahsetmek istediğim şey ise bugün bahsedeceğim bütün ürünler aşağıya bırakacağım Trendyol linkinde mevcut. O zaman hemen başlayalım. Şimdi ürünlere geçmeden önce ben ergenliğimden beri karma tipli bir cilde sahiptim. Ve sürekli, size yemin ediyorum, sürekli yeni yeni ürünler alıp cildimde denerdim. Şu an o kadar pişmanım ki cilt bakım ürünlerine yatırdığım parayı yarın bir gün birisi gösterse bana desek işte Dilasu, hayatım boyunca aldığın cilt bakım ürünlerinin toplam fiyatı şu kadar. O an orada kalp krizi geçirebilirim çünkü gerçekten çok fazlalar, yani şaka yapmıyorum. Yüz temizleme jellerinden tutun da peelinglere kadar, maskelere kadar, bazı cihazlara kadar, kremlere kadar, toniklere kadar, ya aklınıza gelebilecek bütün ürünlerin farklı markalardan alıp sürekli cildimde deniyordum ve dolayısıyla cildim normal çıkartacağından aşırı fazla sivilce çıkartıyordu. Çünkü o ürünlere çok fazla doğal olarak tepki gösteriyordu. Fakat sonra ben bu ürünleri minimalize ettim ve en düşük oranda ürün kullanmaya başladım. Bugün de o ürünlerden bahsedeceğim. Cildimin yaklaşık 2 sene önce bana tokat attığı bir seneydi diyebilirim. Aynaya baktığımda ağlayacak dereceye geliyordum. Sürekli bir yerlerimde sivilce vardı. Sürekli böyle bir yerlerimde siyah nokta çıkıyordu ve buralarım böyle artık sivilceden soyulmuştu çünkü o kadar kaşınıyordu ki. Bugün özellikle bu videoyu çekerken rimel bile sürmedim ki cildimin nasıl olduğunu videoda da görün istedim. O halden bu hale, o hali görürsünüz sağda solda bir yerde. O halden bu hale ilaçsız bir şekilde ve tamamen ürünleri düzgün kullanarak getirdim. O yüzden de bugün kendi metodlarımı anlatacağım. Umarım seveceğiniz bir video olur. Lafı çok uzattım. Başlıyorum. Birinci madde. Arkadaşlar, su. Su içmek hayatınızdaki belki en önemli ve en yararlı şeylerden birisi olabilir. Şimdi gelin biraz basit düşünelim. Sivilce niye çıkıyor? Cildimiz yağlı olduğu için ya da yağlı yiyecekler yediğimiz için çıkıyor. Peki yağı ne kırıyor? Su. Tamam, o yüzden su içmeyi aksatmıyoruz. Su içmekle birlikte cildinizi suyla temas ettirmeniz de çok önemli. Dolayısıyla günde en az bir defa cildinizi güzel bir şekilde yıkamanız gerekiyor. İkinci olarak bahsetmek istediğim şey ise dengeli ve düzenli beslenme. Ben size demiyorum ki diyete girin, cildinizden sivilceler yok olsun. Tabii ki öyle bir şey yok. Ama zaten aşırı abur cubur yiyen biriyseniz bir zahmet cildinize sivilce çıkartsın yani. Eğer gerçekten çok rahatsızlık verecek derecede bir sivilceniz varsa ve cildinizin yağlı olmasından çok rahatsızsanız abur cubur böyle bir 2-3 aylığına kesmeniz gerekiyor ki artık cildiniz kendini toparlasın. Çünkü benim bahsettiğim sivilceli dönemimde asla sağlıklı bir şey tüketmiyordum. Yemin ederim tüketmiyordum. Tükettiğim makarna bile hazır yemekti. O yüzden de cildime hak verdim o dönemde. Üçüncü olarak bahsetmek istediğim şey ise tabii ki ürünler. Benim en sevdiğim marka şu. Görünüyor mu bilmiyorum. Umarım görünüyordur ama. Bence görünüyordur. Nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok. Ben hep Selmus diye okuyordum ama emin değilim. Bu bir İsveç markası. Karma ve yağlı ciltler için olan bir yüz temizleme jeli. Bunun diğer cilt tipleri için olan yüz temizleme jelleri de mevcut. Ben bu markaya geçmeden önce şunu kullanıyordum. Yves Rocher'in Sebo Vegetal serisini kullanıyordum. Hatta eğer cilt bakım rutinim videomu izlemediyseniz şuradan da o videoya gidip bunu nasıl uyguladığımı da görebilirsiniz. İkisini de karşılaştıracak olursam aslında ikisi de aşırı doğal ve aşırı güzel kokan ve aşırı işe yarayan ürünler. Fakat tek fark şu ki mesela Sebo Vegetal'ı bir sabah yüzümü yıkıyorum diyelim. Akşamına kadar çok güzel bir şekilde cildim temiz ve parlak bir şekilde kendini koruyor. O parlaklığını ve temizliğini koruyor. Ama ertesi gün yine aşırı yağ ile cildim yağ kusmuş bir şekilde uyanıyorum ve bunu sevmediğim için de. Bunun etkisi sadece günlük ve çok uzun değil. Dolayısıyla gözeneklerimi küçülttüğünü, siyah noktalarımı azalttığını da düşünmüyorum ama cildi besliyor mu? Evet, besliyor. Selenus'ta şöyle bir durum söz konusu. Mesela cildimi diyelim ki bir sabah yıkadım. 2-3 gün yıkamadım. Selenus parlaklığını ve temizliğini koruyor. Hiçbir şekilde tekrardan cildiniz yağlanmıyor ya da sivilce çıkartmıyor. Ayrıca Selenus kullandığımdan beri renk dönemlerinde çıkarttığım sivilcelerin azaldığını söyleyebilirim. Bununla birlikte siyah noktalarımın azaldığını ve gözeneklerimin küçüldüğünü de size temin edebilirim. Şimdi mutlaka soracaksınız. Foreo tarzı bir ürün kullanıyor musun diye. Ben bunu kullanıyorum. Bu Miniso'nun yüz temizleme aparatı. Bu da yine Foreo'nun muadili aslında. Şuradan düğmesine, bu arada bu tabii ki yani şey değil, sponsorlu bir şeydi. Bu bana yılbaşı hediyesi geldi kardeşim tarafından. Şurasına basıyorsunuz. Böyle yine titriyor.
Arkasında şöyle bir şarj etme yeri var. USB kabloyla şarj edebiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 160 lira gibi bir fiyatı olması lazım. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Buradan titreşimini arttırabiliyorsunuz. Buradan titreşimini azaltabiliyorsunuz. Ve uzun süre bastığınızda da kapanıyor zaten. Şöyle söyleyeyim, ben bu ürünün cildimi temizlerken çok bir faydası olduğunu düşünmüyordum ama çok yanılıyormuşum. 2 haftalık bir seyahate çıktığımda bu ürünü yanıma almadım. Ve böyle cildimi temizlediğimde hiçbir işe yaramadığını fark ettim. Ve ben bunu bu yüz temizleme jeliyle birlikte kullanıyorum. Şunu söyleyebilirim ki Selenus çok köpüren bir marka değil, doğal olduğu için. Yani eğer böyle çok köpüren bir yüz temizleme jeli arıyorsanız o Selenus değil, o Sebi Vegetal. Baştan bunu söyleyeyim. Bununla birlikte kullandığımda Selenus'un etkisini arttırdığını kesinlikle düşünüyorum. Ve siyah noktalarımı azalttığına da eminim. Bence bir cildin sağlıklı olmasındaki en önemli etkenlerden birisi de nemlendirici krem. Ben normalde nemlendirici bir krem kullanan birisi değildim. Bu çok yanlış bir şeymiş. Bunu krem kullanmaya başladıktan sonra fark ettim. Benim kullandığım krem Diadermi'nin şu kremi. Görünüyordur bence. Ben parlamayı gideren kremini kullanıyorum. Çünkü dedim ya, cildim yağlı olduğu için parlak oluyor genelde. Ve bunlar rahatsız mı? Bunun işte kuru ciltler için olanı var, yağlı, aşırı yağlı ciltler için olanı var, nemsiz ciltler için olanı var falan. Hani kremin türleri mevcut. Kendi cilt tipinize uygun olanı seçip alabilirsiniz. Bunu da yüz temizleme jelini kullandıktan sonra cildimi nemlendirmek için kullanıyorum. Sonra gelelim toniğe. Arkadaşlar, tonik kısmı birazcık böyle muallakta bir konu. Ben mesela bu toniğimi bitirmeme çok az kaldı ve bundan sonra tonik almayı düşünmüyorum çünkü ben cildimi tonikle temizledikten sonra cildimin aşırı gerildiğini fark ettim ve bu duyguyu sevmediğimi fark ettim. Ama siz böyle bir duyguyu seviyorsanız tonik kullanabilirsiniz. Tek önerebileceğim ve tek sevdiğim tonik yine Sebo Vegetal'ın toniği. Ben pudralısını kullanıyorum. Parlak bir cildiniz varsa, yani böyle yağdan dolayı parlayan bir cildiniz varsa pudralıyı kullanmanızı öneririm. Çünkü parlaklığını giderdiğini bizzat kendim gözlemledim. Şimdi gelelim, ben o sivilcelerden nasıl kurtuldum? Arkadaşlar, bu kremle kurtuldum. Açık açık söylüyorum, bu kremle kurtuldum. Kutay diye bir Kırıkkale'deki bir eczanenin kendi çıkarttığı bir krem. Hatta şöyle açayım sizin için. Şöyle bir yapısı var. Aslına bakarsanız yani normal bir krem yapısına sahip. Buna denk olarak piyasada, yani bunu online'da zaten satıyorlar diyebiliyorum. Ya da sipariş ettiğinizde getirebiliyorlar. Ben numarasını aşağıya bırakırım. Şuradan da SS alabilirsiniz numarasını. Şöyle söyleyeyim. O dönemde gerçekten aşırı derecede lekelerim olduğu için bu kreme başlamıştım. Ama bu kremi almayacağım ben diyorsanız da sudokrem de kullanabilirsiniz. Sudokrem de yine bununla aynı yapıya sahip. Hatta sudokrem bebeklerin de kullandığı bir krem olduğu için bundan daha doğal bir yapıya sahip. Ama sudokrem çok kurutan bir krem. Gerçekten cildimi çok kurutuyor. Sudokremi ben gece yatmadan önce cildime hani o sivilce olan bölgelere uyguluyordum. Sonra uyuyordum, kalkıyordum, cildimi temizliyordum ve hani kremde arınmış oluyordu. Ama düzenli bir şekilde yapmanız lazım. Düzenli zaten hiçbir şey yapmazsanız hiçbir fayda göremezsiniz. Bunlarla birlikte söylemek istediğim şeyler şunlar. Cildinize aşırı fazla, yani gereksiz ürün almayın. Gerçekten. Cildiniz için ne iyiyse, ben dediğim gibi sadece bundan sonra hayatıma yüz temizleme jelimle ve nemlendirici kremimle, bu krem yerine aloe vera jeli de almayı düşünüyorum bu arada. Bu bitince aloe vera jeline döneceğim. Ve bunun haricinde başka bir şey uygulamayı düşünmüyorum. Çünkü zamanında da çok konuşamadım. Zamanında çok uyguladım. Ve gördüm ki aslında hani hiçbir faydası yokmuş. Cildimi sadece yoruyormuş. Önerebileceğim şeyler bunlar. Fakat çok sivilceli bir döneminizde, size zaten söylediğim gibi, ya bu kremi alın ya da sudokrem kullanarak sivilcelerinizi azaltabilirsiniz. Ama şu dönemlerde, yani zaten hem yazın gelmesiyle birlikte hem de böyle sıcaklarla birlikte cildinizi nemlendirmeniz zaten çok önemli. Bundan da vazgeçmeyin. Bu arada bir trik vereyim size. Duştan çıktıktan sonra ve cildinizi temizledikten sonra bir tane buz parçasını yüzünüzde şöyle bir peçete yardımıyla, tabii ki yani direkt cildinize temas ettirirseniz cildiniz yanar. Bundan bahsetmiyorum. Bir peçete ya da bir bez yardımıyla buz parçasını böyle masaj yapa yapa gezdirirseniz kan akışını hem hızlandıracaksınızdır hem de cildiniz daha parlak olacaktır. Bu da videoyu kapatmadan videonun sonuna kadar kalanlar için bir iyiliğim olsun. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizin de kullandığınız ürünler ya da önermek istediğiniz şeyler varsa aşağıda yorumlar kısmına bana bırakın. Başka videolarda görüşmek üzere.